taarruzun üzerinden tam 102 yıl geçti. Zafere uzanan süreçte taarruz esnasında ve sonrasında yaşanan pek çok önemli olay var. Bunlardan bazılarını seçip bu bölümde anlattık. Hafıza başlıyor. Tarih 30 Ağustos 1922. Yok olmanın eşiğine gelmiş bir milletin yeniden dirilişi ha yaşandı ha yaşanacak. An meselesi. O gün Mustafa Kemal Paşa son keşif raporlarını harita üzerinde tetkik etmiş, Balmahmut'ta bulunan 1. Ordu Karargahı'ndan Dumlupınar civarındaki 4. Ordu Karargahı'na hareket etmişti. Vakit ikindi üzeriydi. Başkumandan Kolordu Kumandanı'na "Beyefendi, teşebbüs ve kararınız nedir?" diye sordu. Kolordu Kumandanı taarruza geçmek için yürüyüş halinde bulunan fırkanın gelmesini beklediklerini söyledi. Mustafa Kemal Paşa ise şu cevabı verdi. Düşünmeye vakit yok. Güneş grup etmeden kati neticeyi almak lazım. Düşman aksi takdirde Murat Dağı eteklerinden Kızıltaş Vadisi'ni takiben çekilebilir. Karargahta geçen bu konuşmanın ardından Mustafa Kemal Paşa derhal otomobiline binmiş ve bugün Zafertepe dediğimiz yere inme emrini vermişti. Bu esnada 1. Ordu Kumandanı tarafından ikaz ediliyordu. Paşam, ateş hattına iniyorsunuz. Büyük taarruz ince düşünülmüş ve tabiri caizse ilmek ilmek işlenmiş bir harekattı. Zaferden bir hafta kadar önce gazeteler bir çay ziyafetini yazıyordu. Ancak gerçek başkaydı. 23 Ağustos 1922 gecesi Mustafa Kemal Paşa Ankara'yı sessizce terk etti. Bir iki gün içinde köşke kendisiyle görüşmeye gelen olursa rahatsızlandığı söylenecek ve kimse kabul edilmeyecekti. Bu esnada Anadolu Ajansı bir çay ziyafetinden bahsediyordu. Bu haber Gazi Paşa'nın Ankara'da olduğu hissini kuvvetlendirmek için İstanbul gazetelerine de telgrafla iletilmişti. Oysa büyük taarruzun kararı alınmıştı bile. 26 Ağustos 1922'nin şafak vaktinde muazzam bir topçu ateşi eşliğinde taarruz başladı. Yarım saat sonra Kocatepe mevkiinde mitralyöz ve piyade tüfekleri devreye girdi. Kısa zamanda Kalecik Sivrisi Türk askerleri tarafından ele geçirildi. Cephane bitiyor paşam dediklerinde soğukkanlılıkla emir verdi. Tek mermi kalıncaya kadar ateşe devam edilecektir. Cephane ikmalimizi düşmandan yapacağız. Yarın öğleden sonra Afyon'dayız. Öyle de oldu. İkinci gün Afyon, üçüncü gün Dumlupınar. Türk ordusunun önlenemez ilerleyişi sürüyordu. Büyük taarruz esnasında birçok Yunan askeri esir alındı. Bu askerlerin arasında generaller de vardı. Türk ordusu taarruzun üçüncü günü Dumlupınar'a ulaşmıştı. Fırka kumandanı Kazım Paşa esir alınmış 4 Yunan generalini Atatürk'ün huzuruna getirdi. Generallerden biri karşısındaki kişinin Mustafa Kemal Paşa olduğuna inanmakta güçlük çekti. Hayretle sordu. Bu Mustafa Kemal Paşa bizim bildiğimiz Mareşal Mustafa Kemal midir diye. Başkumandanlık muharebesini bizzat kendisi idare etmiştir yanıtını alınca bir müddet sustu ve dudaklarından şu sözler döküldü. Zafer, galibiyet, şeref ve bu topraklar. Her şey sizin hakkınızdır. Bizim Hacı Anesti İzmir'den kıpırdayamadı. Ertesi sabah Mustafa Kemal Paşa önünde duran savaş alanına bakacaktı. Binlerce düşman cesedi, terk edilmiş toplar ve cephaneler ve yüzlerce topçu hayvanı. Gazi Paşa bu elim manzarayı gördükten sonra bakın ne söylüyor. Bu manzara insanlığı utandırabilir. Fakat meşru müdafaamız için buna mecburduk. Türkler başka milletlerin vatanında böyle bir harekete teşebbüs etmezler. Gazi Paşa sonrasında yere düşmüş bir Yunan bayrağı görüyor ve o bayrağın yerden kaldırılmasını emrediyor. Çünkü bayrak düşman da olsa bir milletin istiklal alameti. 30 Ağustos 1924'te büyük taarruzdan 2 yıl sonra Dumlupınar'da Atatürk'ün de katılacağı bir tören organize edildi. Başkumandanlık meydan muharebesinin ve zaferinin yıl dönümüydü. Törene iki fırka asker katılsın denildi ancak ortada bir sorun vardı. İki fırka asker binlerce insan demekti. O kadar insan nasıl nakledilecekti? Trenler için tahsisat yoksa fırkalar yürüyerek gelsin denildi ancak askeri açıdan mümkün değildi. İki yıl önce Dumlupınar'dan İzmir'e bir haftada gelmişlerdi. İki yıl sonra aynı şeyi başarmak imkansızdı. Çünkü Dumlupınar'dan İzmir'e ilerleyen askerler zafer kanatları takmıştı. Çünkü o yürüyüş bambaşka bir yürüyüştü. Zaferin 102. yılında büyük taarruza dair önemli olayları hafızaya taşıdık. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.